Herkese merhaba arkadaşlar. Seriye kalmış yerden devam ediyoruz. En son muhtemelen şudur, evet. Şöyle bir zaman durduralım. En son etraf tamamen surlara çevirmiştik. Şuraya yeni tokiler için ayırdığımız bölgeyi belirlemiştik. Çok sayıda savunma sistemi inşa ettik. Bu bölümde birazcık daha tokilere yönelip belki de şu kısımları temizleyebiliriz. Bir de şuradaki kulübenin gizemini de çözmek istiyorum aslında. Biraz da ona bakabiliriz. Neyse, başlayalım biz. Şimdi ilk önce buraya biz tokilerimizi bir yapmaya başlayalım. Buraya malikanelerden yapacağız. Şu şekilde. Altın miktarımız şu an azalmış. Birazcık bekleyelim. Şunlar yapılıncaya kadar. Altında birikir. Yine şuraya bir tane daha muhtemelen Tokyo sığdırıp şuraya bir yol çekeceğiz gibi duruyor mecburen. Hatta şöyle biz hızlandıralım. Her şey daha hızlı olsun. Şu vergiyi de bir tık arttırabiliriz. Evet, 11 köylü yaşlılıktan öldü diyor. Bir festival ayarlamak istiyorum ama tabi bunun için de bize yine altın lazım olacak çünkü mutluluk seviyemiz bayağı düşmüş. Pislikler konusunda umutsuzluğa kapanıyor diyor. Kaplanıyor. Hamam ihtiyacı var. Ve daha çok meyhane gerekiyormuş. Dur bakalım, şuradan hemen bir hamam içine bir yer atalım. Hamam. Hamam. Evet, altın ve şarkı istiyor gerekenler. Çırak'ın nereden bulacağız? Ona da bakalım. Evet, çırak için de yine aynı şekilde altın gerekiyor. Aslında hepsi de birbirine bağlı haldeymiş. Neyse, meyhaneleri attıralım. En azından oradan bari puan kazanmaya çalışalım. Şurada bir... orası olmaz. Şu kısım belki olabilir. Şu kısım olabilir. Aynen, bir tane buraya meyhane koyalım biz. Bir tane de burada olsun. Yine bir tane de şu kısma mı koysak ya da şuraya. Neyse, şu kısım da olsun. Şuraları ev yaparsak onlar da faydalanmış olsun. O sayede. O birazcık bizim mutluluğumuzu. Evet, gördüğünüz gibi Exxon mutluluğumuzu düzeltti. Altında birikmeye başlamış. Yeniden malikane yapabiliriz derken yine altınlar tükendi. Şu askeri yapılanmalar bayağı bir altın tüketiyor. Şu vergi olaylarını da birazcık daha aslında arttırsak İyi olacak gibi. Daha fazla vergi toplayan insan olsun. Onu nereden ayarlıyorduk biz? Hazine odasından. Aynen öyle. Şu kısma, evet, buraya yapabiliriz bir tane. Zaten buraya kullanmayacağımız için, su olduğu için orada. Bir tane vergi yeri orada olabilir. Umutsuzluktan bir köylü daha ayrılmış. Neyse, Allah'tan yemekte sıkıntımız yok. Oradan bari birazcık düzen sağlıyoruz. Bu arada altınlarımız olmuş. Olmuşken hemen şuradan biz malikane işimize geri dönelim. Şuraya bir hemen bir yol çekmek istiyorum ben. Aynı şekilde şuraya da bir malikane daha yapacağız. Yine altın biriksin. Yatak kapasitemiz artıyor ama işte festival içine de girmemiz gerekiyor bir yandan. Çünkü mutluluk düşük olduğu için insanlar da gelmiyor ve sürekli yaşlılıktan insan kaybediyoruz. Ayrıca altın miktarından dolayı
Bu askerler sürekli duruyorlar. O da bizim için sıkıntı. Yani o tam saldırı ortasında bunlar parasız kalırlarsa bayağı bir sıkıntı yaşarız. O da büyük bir sorun bizim için. Savunmasız kalabiliriz bir anda. O yüzden altı miktarına dikkat etmemiz lazım. Şurası hallolsaydı daha hızlı toplayacağımızı düşünüyorum. Vergiler en azından. Şimdi başka ne yapabiliriz? Birazcık daha altın biriksin. Şu festivali halledip birazcık moral yükseltelim. Sonrasında şu suçak olayını halledelim. Aynen şu pazar işlerine de girmemiz lazım. Yiyecek sorununu tamamen ortadan kaldırmak için bu tarz şeyler gerekiyor. Hala orada inşaat devam ediyor. Hazine açısından. Bu arada şu iş önceliğinde şu hazine işini... Aa, onlar da yukarıdaymış. Tamam, güzel. Birazcık daha hızlandıralım da biz şu para işini çözelim bakalım. Odun. Tamam, gönder diyelim. Yeni bir büyü geldi. Bu bize büyü öğretiyormuş cadı. Güzel. 7 yıl sonra tekrar konuşalım demiş. Her görev demek ki bir şeyler verecek bize. Köylüleri anında besle diye bir seçenek verdi mesela. Buna 376 altında tıkladığımızda köylüleri beslemiş olacağız. Gayet de güzel bir büyüymüş. Neyse biz şu su kemeri olayını bir halledelim ilk önce. Şuraya aslında su kemerini halledebiliriz. Orada su da var. Eğer tabii oraya sığarsa su çarkı. Tabii ilk öncesinde para lazım birazcık. Evet, paralar gelmeye başladı. Hadi daha hızlı, daha hızlı lütfen. Festival mi yapalım? Hadi festival yapalım biz. Yapacak bir şey yok. Ünlem şartlarını bir kontrol edelim. Danışmanlarımız ne diyormuş? Evet, ambara giden yolları iyileştirmek yardımcı olur demiş. İnsanın yeterince yiyecek sahipliği. İyi, askeri konuda bir şey yok. Diğerleri ikisi de yiyecek bazlı konuşmuşlar. Evet, vebadan yine 5 köylü hastalanmış. Bu arada 59 kişi keyif alarak kalmaya karar verdi diyor. Güzel, bir yandan gidenler bir yandan geliyor bu sayede. Bize daha çok para lazım. Şu vergiyi arttırırsam muhtemelen mutsuz olacaklar gibi geliyor bana ama. Evet, eksi 2 vebadan dolayı üzüntü var diyor. Şu su kemer olayını bir halledebilseydik oradan daha rahat bir ortam sağlayacağız. Yine şu duvarcı işini de çözmek lazım. Bizim kaç tane duvarcımız var? Ya da duvarcımız var mı? Ona da hiç dikkat etmedik ama. Evet, duvarcımız varmış zaten burada, iki tane işçi. Tamam, onlar hasarlı bölgeleri tahmin ederler. Zaten yorumlarda birisi söylemişti. Hasarlı olan yapılar var senin görmediğin diye. Onları artık onlar halleder. Eğer şunları diyorsanız bunları tabii ki de biz yeniden inşa edeceğiz. Gibi görünüyor. Çiftlik, çünkü çiftlik molozlarını yaptırmıyor. Tamamdır. Oraları biz düzelttik. Yine şurayı da düzeltelim. Zaten yeterince ucuza halloluyormuş. Üçer odunla halloluyor. Tam bu bölgede sanırım başka kalmadı. Diğer hasarlı yapılarda duvarcılar halleder diye düşünüyorum. Hatta gerekirse bu tarafa da bir duvarcı koyarız. O da oradan çalışır. Aynen, şu an biz hasarlı yerleri düzeltmişiz. Altın miktarında birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu vergi
adamları işimize yaramadı bizim. 5 işçi orada, 5 işçi orada. 10 tane işçimiz var bizim vergide. Evet, 10 tane işçimiz var ama yine de vergi gelmeye başlamış, güzel. Hemen şuradan biz para gitmeden bir suç arkı halledelim. Aynen şu şekilde hallettik onu. Şimdi hamam içinde ne gerekecek bize? Ona da bakalım bir yerden. Bulursak hamamı, yine kaybettik. Evet. Yine altın gerekiyor. Bir de bu suç hakkında acaba yol yapmamız gerekiyor mu, ya da su kanalı tarzında şu su kemerlerinden halletmemiz gerekiyor mu? Rezervuar gerekiyor mu daha doğrusu? Bunların hepsi akılda kalan sorular. Neyse, biz şuraya bir yol çekelim de şimdiden. Hatta şuraya çekebiliriz şöyle. Aynen öyle. Birazcık daha paramız biriksin. Sonra şu hamam işini bir çözmeye çalışalım. Hamamı da yine şöyle belki bir tane şuraya yaparız, şu evler etkilensin diye. Sonra da buraya bir tane daha yapabiliriz, para miktarımıza göre. Neyse, şimdilik bir tane biz. Oo, bayağı da büyükmüş hamam. Bayağı da büyük yer istiyor. Buraya sığmaz. Tam şurası hamamlık yer. Meydanda. Evleri de kapsıyor. Şahane. Buraya hamam patlatalım biz. Tam şehrin göbeğinden. Bütün evlere gidiyor hemen hemen. Bayağı iyi yer oldu. Orayı da gerçi bilerek ayırmamışız. Yanlışla ayırmışız oradaki bölgeyi. O da işimize yaradı. Bu arada yıldırımdan tarla yanıyordu neredeyse. Tamam, su çarkı da hallolmuş. Bu arada ekstradan bir bakalım neler yapılabilir. İtfaiye yapalım biz şöyle güzel bir yere. Mesela burası gayet güzel. Gönüllü köylülerden çok daha hızlı sulama yapıyormuş. O yüzden iyidir o. Bir tane de daha şu tarafa bir itfaiye yapabiliriz, paramız yeterse. Nerede itfaiye? Burada. Aynen şuralarda nereye yapabiliriz? Şöyle bakmak gerekirse. Ha, şurada bak, yıkık bir ev varmış. Orayı nedense tamir etmemiş bizim adamlar. Tamam, şu köşeye mi? Aynen bu köşeye koyalım. Şurayı da biz yeniden inşa ettirelim bakalım. Tamam, ekstra başka bir bölgemiz yok. Burada geçen yıl domuzlar için yeterli buğday yoktu. Buğday çok uzak veya hiç uygun yok. Kadroda tam değil. Domuzlar için yem yok. İşçi olmadığı için muhtemelen yem de getiren olmuyor domuzlara. Dolayısıyla. Aynen öyle. Balıkçılık da aynı şekilde. Duvarcılar da aynı şekilde. Bunlar hep sıkıntı. Bunun çözümü nedir? Bunun çözümü şu duvarcıları yukarıya kaldırmak. Çünkü duvarcılar olsun ki hasarlı yapılar onarılsın. Bize daha çok işçi lazım. Daha çok nüfus demek bu da. O yüzden evleri çoğaltacağız. Festivali tekrar tekrar yenileyebiliriz. Çünkü mutlu olmadan. Hamam çok kalabalık diyor. Hamam çok kalabalık da yani yapacak bir şey de yok. Çarkına bağlı değil. Şimdi korkulan oldu. Su çarkına su kemerinden bağlayacağız biz bunu muhtemelen.
Devlerin katili diye bir başarım gelmiş. O başarı nereden geldi? Ha şuradan demek ki devle beraber saldırmış bunlar bize. O sahneyi göremedik. Aslında şu istila sesi geldiğinde bize bir düzgün bildirim yapsa, yani böyle yüksek sesli adamların geldiğini görmemişiz bile yani. Bu arada burada yeni bir ünlem var. Tamam, kömür istiyormuş, onu da gönderelim. Ha bu güzel oldu işte, veba tedavisi. Altınımız olduğunda halledebiliriz. Bu arada sanki bunların gemileri birazcık daha güçleniyor zaman içerisinde. Evet, mancınıklı gemiler vesaire gelmeye başlamış. Bizim de bir donanma yapmamız gerekecek artık. Bununla bağlı olarak. Mancınıklar oradan savruluyor. Ejderha da geldi, güzel. Paramız da yok. Oh. Ne var ne yoksa yakıyor ejderha. Çok kötü oldu. Ejderhayı öldürdük ama bayağı da bir hasara yol açtı burada. Neyse biraz bekleyelim bakalım duvarcılar bunu yapacak mı? Yapmazsa kendimiz tamir ederiz. Şu an bizim önceliğimiz su kemeri olacak. Tabii onun için de yine bize para gerekecek. Bir türlü şu para dengesini sağlayamıyoruz. Askerler çünkü çok fazla tüketiyor. Acaba askerleri böyle tek seferde kapatmanın yolu var mı? Yani savaş olmadığı sürece askerleri kapatsak vesaire. Evet, saklanabileceğimiz daha fazla yer istiyor. Yeni depo istiyormuş yani. Evet. Daha fazla depo istiyor. O zaman depomuzu biz arttıralım bakalım. Tamamdır. Şu parasal sorunu bir türlü çözemedik. Vergi arttıracağım. Bu sefer zaten bayağı mutluluk düşük. Köylülerin mutluluğunu arttırmanın bir yolu olması lazım. Aynen, kütüphane yapabiliriz bir yerlere. Yine kilise oluşturabiliriz. Tabii yine onlar için de para. Gelen paralar direkt askerlere gidiyor. Elimize geçen bir şey yok. Şöyle bir baksak şuradan. Şöyle yapalım ki şu duvarcılar çalışsın. Buraları tamir etsinler. Şu mutluluğu arttırmamız lazım. Şu an ne yapabiliriz diye düşünüyorum ama. Büyük salon. Madem büyük salon. Onu da şöyle yine merkezi bir konuma yerleştirebiliriz. Mesela şurası uygun olur. Bir de onu deneyelim bakalım neymiş. Aynen, kütüphane ve kilise yapacağız. Birazcık para biriktiğinde tabii ki. 4 köylü daha ayrılmış. Bayağı bir nüfusumuz eksilmeye başladı. Şuraya tokiler yapacağım diyordum ama şu an için yapmaya gerek yok. Boşa masraf etmeyelim. Çünkü zaten bayağı bir yatağımız var. 150 küsur.
Boş yatağımız var. Şu altın sorununu aşamadığımız sürece zaten ilerleyemeyeceğiz daha fazla. Acaba vergiyi arttırsam birazcık daha. Mutluluk iyice düşüyor. Yani vergi yine 25'te kalsın. Bu bayağı çünkü düşmeye başladı. Bunu birazcık yükseltmemiz lazım. Hatta vergiyi %20 yapsak daha da yükselir mi? Heh, nihayet birazcık daha yükseldi. İyi güzel. Vergiyi fazla abartmayalım. Şu askeri sistemler bizi bayağı bir sıkıntıya sokmaya başladı. Onun için aklıma şimdi bir çözüm geldi. Zaten 6 yıl, 7 yıl vesaire var. Biz şu askerleri bir durduralım. Aynen öyle. Askerleri bir çekelim bakalım. Bu sayede para birikimi olacak mı görelim. Çünkü bayağı bizi sıkıntı soktu asker işleri. Zaten asker şeyi yukarıda olacak bir gözümüz. Bir yıl kala askerler tekrar geri yerine çekeriz. Bu sayede savunmada kurulmuş olur. Saldırılar bittiğinde tekrar askerleri kapatırız. O şekilde bir para döngüsü oluştururuz diye düşünüyorum. Bakalım. Şuralarda biz yeniden inşa ettirelim. Buraya duvarcı gelmeyecek çünkü. Duvarcı için çalışan insan yok şu an. Tamamdır. Evet, para birikmeye başlamış. Güzel. Hemen şimdi o parayı değerlendireceğiz. Evet, tabii ki de bir kiliseyle taçlandıralım bu işi. Şuraya güzel bir kilise patlatalım oraya. Yine bize bir kütüphane lazım olacak. Biraz daha para gelsin. Hemen bir de kütüphane şekillendirelim bir yere. Hadi şöyle mutluluğumuzda canlıyken. Sonra şu su işini çekmemiz lazım. Hamama kadar. Bir su çekmemiz lazım sanırım. Altın biriksin diye bekliyorum ama bir türlü birikemedi. Bir yana artıp bir yana azaldığı için. Heh, tamamdır. Hadi yapabilirsin. Hadi azıcık daha ver. Ya yapma şunu. Tam 70'e gelip tekrar aşağı düşüyor. Hadi 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 hadi. Bize bir kütüphane. Evet, kütüphane çabuk çabuk. Kütüphane kütüphane. Burada da kütüphane varmış zaten ya. Ben de neye benziyor acaba diyordum tam. Kütüphane olmayan bölgeye kütüphane getireceğiz şimdi. Evet. Burası olabilir. Şu şekilde. Ya da şuraya mı yapsak? Bu da burayı kapsa aşağıya kapsamaz. Ha, yine en iyi burası şu an için. Kütüphaneye koyalım oraya biz. Onun dışında altın birikiminde bir tane de festival düzenlersek güzelce bir artıya çıkarız diye düşünüyorum. Cadı sizinle konuşmak istediğine dair haber yolladı diyor. Bakalım cadı bizden ne istemiş yine.
57, 92, 32, 22. Şu an bunlar yok bizde. Onlar geldiğinde yollarız. Ama şu an onlar bizde yok. Cadı Hanım. Şu an bir festival. Festival gibisin, katılmak istiyorum. Hadi bakalım. Boyuna köylüler ölüyor yaşlılıktan. Sonumuzu getiriyorlar resmen. Evet, 29 kişiden gelmiş. 18 tanesi kalmış. Daha fazla kişi kalsa daha iyi olacak bizim için. Çünkü asker sıkıntımız var. Buldum. Güzel. Evet, bunu şu şekilde ayarlayacağız biz. Şuradan mancınını kapatacağız. Okçuyu kapatacağız. Buradan aç kapı yapacağız biz sürekli demek ki. Bu şekilde hallolacak bu iş. Evet, onu yeni gördüm. O bayağı iyi oldu. Onu o şekilde çözeceğiz artık. Şu su işini de halledersek bayağı bir sıkıntıyı çözeceğiz ama su işte bayağı pahalı. Şöyle bir döndürelim. Şöyle buraya gelsin bakalım. Bunu şöyle yolun kenarından, üstünden vesaire buraya kadar getirmemiz lazım bir şekilde. Hadi şu an altın varken devam edelim biz onu. Şuradan şöyle kenardan gideriz ya. Yapacak bir şey yok. Ya da şu aradan gidip şu alttan bağlarız. O şekilde bir düzenek kuracağız oraya. Neredeydi o? Su kemeri şurada. Umarım tarlayı bozmadan inşa edebiliyordur. Bayağı da bir yaklaştık. Hadi bakalım. Bu arada saldırı, saldırı, saldırı. Bir saniye. İş önceliği. Dur, dur. Hemen şuradan okçu ve askerleri aç. Saldırı atalım da tekrardan. Geri kapatırız onu. Evet, Viking istilası geldi. Nereden geliyorlar? Evet, yukarıdan geliyorlar 3 gemiyle beraber. Bakalım gelsinler. Devler de geliyor. Hadi bakalım şu devi. Devi indirin. Evet, güzel. Devi öldürdük. Askerler şu an surlara saldırıyor. Hemen onları da halletmemiz lazım. Tabii şu dev öncelik. Oo, dev kırdı orayı. Maalesef. İçeriye girdiler. Kötü oldu. Zaten paramız yok. Olmayan parayı da çalıyorlar şu anda. Ve güzel öldürdük onu. İyi, birer birer öldürüyoruz içeri girenleri. O da öldü, o da öldü. Güzel, başarılı bir savaş oldu. En azından içeri temizledik. Duvarı da yeniden tamir ettik. Bu saldırıyı da atlattık. Şimdi ejderha saldırısı geliyor. Evet, Vikingler gidiyor. Ejderha geldi şimdi. Ejderhayı da halledersek askerleri kapatabiliriz tekrardan. Hadi, hadi, hadi. Küçük ejderha öldü, büyük ejderha da öldü. Güzel.
Şu Viking istilacılar da gittikten sonra askerleri yanına kapatacağız. Tamamdır. Hemen şuradan askerlerimizi kapatabiliriz. Okçuyu kapat, mancınıyı kapat. Tamamdır. Evet, çözüm bulduk ya. Bu sayede artık altın sorununu açmış olduk. En azından askerlerin boşa para harcamak yerine sadece savaşlarda kullanımını sağlayacağız. Bununla beraber de o askerlerin ekstra alanlarda kullanmasında arzu etmiş olacağız. Şimdi bakalım şu su kemerinden oraya eğer su bağlanırsa hamam çalışır mı çalışmaz mı onu göreceğiz. Olmadı, rezervuar yapmamız gerekecek gibi geliyor. Şimdiden bir ses öyle diyor. Bir bakalım. Şu hatlar bir tamamlansın. En kötü ihtimalle şuraya birazcık şöyle kaydırıp buraya bir rezervuar inşaatı yaparız. Ya da şu yolu kaldırırız buradan. Buraya rezervuar yaparız. Bir düzen kurarız ama bakalım. Şu sütünü halletsinler. Tamamdır. Hamama su geldi. Güzel. İşte bu güzel haber. Şimdi şöyle bakalım. Tamamdır. Mutluluk yükseldiğine göre vergiyi de patlat gitsin. Hazır bundan iş yapmışken işçilerimizin sayısı artmış. O zaman daha ne duruyorsunuz? Çoğalın. Hemen şöyle. İki tane şuraya patlattık mı? Şahane olacak. Tamamdır. Muhteşem oldu. Şimdi şöyle suyun kapsal alanına bakarsak arka taraf açıkta kalıyor. Oraya yine bir kuyu inşaatı. Şöyle yerleştirelim. Ya da şöyle mi yapsak? Şurada kalsın. Tamam, orası muhteşem oldu. Şimdi oraya da bir klinik yine aynı bu bölgeye. Tamam, şurada durabilir klinik. Kliniği yaptık. Hemen yine aynı bölgeye şöyle küçük bahçeler inşa edebiliriz. Gayet güzel. Şuraya belki yine yiyecek miktarını arttırmak adına şöyle bir sistem yerleştirebiliriz. Tarım sistemi. Şu an her şey sanki birazcık yoluna girmiş gibi. Şimdi şu önceliklerimize bakarsak. Demircilerimiz çalışıyor. Bu ne üretiyor? Araç gereç. Niye demircilerimiz çalışmıyor? Demek ki çıkan demiri komple biz tüketiyoruz. Biz bu demirin yanına yeni bir tane daha yer inşa etmemiz lazım bizim. Yani şu kısımları kaldırmamız lazım. Onu da nereden kaldırdık? Şu kaya temizleme sayesinde. Tabi onun için de bize araç gereç gerekiyor. Tamam, araç gereç oradan hallediyoruz zaten. Şu an şunu kapatabiliriz. Sadece bundan üretsin. Çünkü yeterince zaten şu parçalardan var. Neydi bunlar? Evet, silah malzemeleri. Aynen, şu an gayet güzel oldu. Ara tek tük insan ölse de yine nüfusumuzu 500'ün üzerine çıkartmayı başardık. Yine aynı şekilde de altın miktarımıza da büyük bir artış sağlıyoruz. Evet, son işi yapmadığımız için memnun olmadı bizden. Şimdi git diyor. Ne yapalım, sağlık olsun. Şimdi bizim yapacağımız küçük pazar yapabiliriz şu bölgeye belki. Yapalım. Hatta küçük pazarla beraber
Neredeydi orası? Fırıncı. Aynen şurada bir fırıncı patlatalım. Buradaki ekmekleri bu evlere dağıtsın, servis etsin. Taşımız, kömürümüz, yemeğimiz şu an gayet kışı atlatacak seviyede. Buğday ekmeği %100 erişiyorlar zaten. Meyveler ve domuzlarda birazcık düşüklük var. Ve bu olası da düşük. Şu an bence sağlığımız gayet yerinde. Tabii daha da arttırmak için bir takım çalışmalar yapacağız. Balık satıcısı yapabiliriz. Elimize geçen balıklardan satış olması açısından. Şuraya, bu şu bölgeye sıkıştırsak. Aynen o bölge gayet iyi olur balıkçı için. Yine şuraya da gerçi bir tane balıkçı yapabiliriz dışarıya ama o dışarıda kalacağı için pek istemedim. Yani saldırıya açık konumda kalacağından dolayı. Şimdi git diyorsun ama üzerinde ünlem var. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bu arada burada demirimiz varmış. O da güzel. Burada da taş varmış. O da baya güzel. Baya altın miktarı gelmeye başladı. O zaman artık şey yapabiliriz. Kaya temizleme işine bir girebiliriz. Şurayı bir halledelim. Biraz daha malzeme gelsin. Şurayı da halledelim. Sonrasında demir miktarımızı arttıralım. Daha fazla demir üretelim. Şu ara artsın birazcık da. Şu an için güzel seviyedeyiz. Belki depoları birazcık daha arttırabiliriz. Meyhane konusunda eksiğimiz var mı diye düşünüyorum. Burası neymiş? Meyhane. İyi, meyhanemiz orada varmış zaten. Meyhane konusunda sıkıntımız yok. Hastane belki inşa edilebilir. Şöyle güzelinden bir hastane. O ne? Bir ses duydum ama. İlginç. Ha, yük masası. Bizim verdiğimiz emir. Ondan dolayı. Hastane şuraya belki. Yapabiliriz. Ama zaten buraya kadar hastane kapsıyormuş ya. Yani gerek yok. Bence. Onun yerine klinikleri artırabiliriz belki. Şöyle yeni yeni bir klinik. Kilise. Aynen kilise. Kilise güzel olur. Şöyle şuraya bir. Şuraya güzel bir kilise yapalım girişe. Aynen öyle. Şu taş miktarını da artık düzene sokalım. Aynen orasını kaldır. Sonra şuraya da küçük bir yol parçası. Bittiğinde de şuraya bir demirci koyacağız. Bu arada vergiyi düşürebiliriz artık. Suyunu çıkarmayalım insanların. Hadi şurayı yık artık. Bayağı mutluluk seviyemiz yükseldi. Sağlık biraz düşmüş ama mutluluk yükselmiş ona oranla. Hadi ne kadar kaldı artık? Yık. Şahanesin. Hemen şuradan bir demir madeni oraya yerleştiriyorum ben. Tamamdır. Oradan demir üretimleri başlasın bakalım. Onun haricinde de artık şunu çifte çevirebiliriz. Bulunsun bir şekilde. Şuradan da bir evlerimizi arttıracağız. Yine eski düzen. Aynen şöyle eski düzen olsun orası.
Yine bir klik de şuraya yapalım ki buradan da çevreye dağılım göstersin. Yine pazarı buraya yapabiliriz. Şuraya yapabiliriz. Aynen şurası olsun pazar için. Şu an için gayet güzel bir gelişim gösterdik. Altın miktarımız da bayağı bir yükseldi. Altın yapabileceğimiz, daha doğrusu bize altın lazım dediğimiz ne varsa onlardan konumlandırabiliriz. Şurada mesela heykel. Heykel şöyle bizim kullanmayı düşünmediğimiz alanlara yerleştirebiliriz mesela. Buraya yaparsak bu kısmı komple kaplıyormuş bunun etkisi. Buraya yaparsak burayı kaplıyor. Tam olarak nedir, ne işe yarar? Bir fikrim yok ama şöyle bir heykel yapmak istiyorum. Yine diğer heykellerden de yapabiliriz. Bu güzelmiş. Katedral yaptığımızda menzile gelen vikingler bazen köylülere dönüşerek krallığa katılırlar diyor. Nasıl büyüklüğü bunun? Üf. Bayağı da büyükmüş. Bunu şuraya belki yapabiliriz. Onun için de şurayı kaldırsak buraya aslında onu oturtabiliriz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Şu kısmı oturtulabilir o. Ya da şuraya sığar mı acaba katedral? Neredeydi o? Belki şu yolu oradan kaldırırsak sığabilir. Bir denemek istiyorum onu. Aynen buraya oturuyor tam. Madem öyle otursun buraya. Katedral yapacağım oraya. Her şey şu fikirlerden adam çalabilmek uğruna. Uf, bayağı büyük bir dev gelmiş bu sefer. Duvarlarımızı dağıttılar. Hemen şuraya biz yeniden inşa edelim. Yeniden inşa edelim. Altınlarımı çalıyorlar. İzin vermeyin. Hayır, işte güzel. İzin vermedik. Çok şanslı Viking ordusu iç yanına etkilendi ve dinini değiştirdi. Sıfır kişi krallığa katıldı. Saçmaymış bayağı o iş. Vallahi çalıyorlar. 100 altını 100 altındır ama yapacak bir şey yok. O gitti gider oradan. Ejderha da görüldü diyor. Hemen bakalım nerede görüldü. Ejderha da gelmiş. Güzel, ejderhaları temizledik. Şu yangında etkilenen yerlerde halloldu. Şunları bir hızlıca yapalım da duvarcıyı muvarcıyı beklemeyelim. Duvarcının ipiyle kuyu yemeyelim hiç. Şu yıkılan yakılan yerleri hemen bir seçtirelim. Aynen şu an için güzel oldu. Saldırıları da arttırmış olduk. Hemen şuradan biz okçuları kapat, mancınayı kapat. Para birikimimiz devam etsin. Bu arada bayağı da bir nüfusumuz artış gösteriyor. Şu taraflara doğru artık yayılım sağlayabiliriz. 24 kişi daha gelmiş çünkü. Bu bizim için güzel oldu. Aynen şu kısımlara yayılacağız. Hatta şöyle bir başlamak gerekirse şuraya bir tane patlatalım. Sonra şuraya yolları belirleyelim. Şöyle şuraya ikili olsa şurası.
Aynen. Şöyle bir, iki, üç. Aynen öyle. Şöyle bir, iki, üç. Aynen, o da o şekilde halloldu. Tamam, şu an için güzel oldu. Buraya, şuraya 6 tane daha malikane yerleştirebiliriz. Şu şekilde. Neyimiz eksik malikane için? Odunumuz eksik. Odun miktarını arttıralım o zaman. Burası da kendi kendine hallediyor. Biz şu kısmı şöyle bir şununla seçelim. Aynen öyle. Hemen hızlıca oradan bir odun toplayıp yeniden şuraya malikaneler yerleştirebiliriz. Neyse, bu bölümde fazla uzun olmasın. Şöyle ben durdurayım. Bir sonraki bölümde kaldırılan devam ederiz. 636'lık bir nüfusa ulaştık. Mutluluğumuz, sağlığımız yerinde. Yiyeceğimiz, eşyalarımız. Odun hariç her türlü malzememiz şu an için var. Odun miktarını oradan halledeceğiz. En son işaretlediğim bölgeden. Krallığımız bayağı güzel bir hale geldi 154. yılda. Saldırı artık bertaraf ediyoruz. Kaybımız minimumda. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Bakalım nereye kadar gider bilmiyorum ama yani her şeyi, yapabileceğimiz her şeyi yaptıktan sonra artık pek de bir ilerlemeye gerek kalmayacak gibi görünüyor. Şu an yapmadığımız bazı şeyler kaldı. Mesela büyük kütüphane yapmadık. Onu yapabiliriz. Onun dışında şu rezervuar sistemini yerleştirebiliriz belki bir yerlere. Onun dışında bir rıhtım oluşturup belki gemiler vesaire halledebiliriz. Şimdilik bu şekilde kalsın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Olumlu olumsuz geri dönüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz bundan memnun olurum.